Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Bir adet 1-2 polomuz var, çekiciyle geldi. Yakıt saati bağlı. Yakıt basınç saati daha doğrusu. Yakıt basıncının sıfır olduğunu gördük ve buna istinaden direkt bir pompa istedik. Şöyle bir pompa, yakıt pompası. Bunu takacağız. Ve buna istinaden de bu aracın yakıt pompasını söktük. Ve görünen durum bu. Bu şekilde çıktı. Daha öncesinde pompa değiştirilmiş. Diyeceksiniz ki şimdi usta, burada yolunda olmayan ne var ki? Yani bu şekilde çıkmasında bir mahsur mu var? Görmüş olduğunuz eksi ya da artı. Bu görmüş olduğunuz da ikinci kutup. Yani ikisi de çıplak ve ikisi de açıkta. Pekala, ne olur bu durumdan? Şu conta da bu arada ısırmış. Yani depoyu her fullediklerinde yakıtın yarısı dışarıya gitmiş ki contanın zaten şeklinden de belli bu. Şimdi onu bir çıkartalım öncelikle. Artık deforme olmuş, formunu değiştirmiş. Şöyle bir çıkartayım. Hep birlikte bir görelim. Şu ağız kısmını, şurayı ısırmış, aşağıda kalmış. Deponun içine kaçmış bu. Normalde tam olarak oturması lazım. Şöyle bir düzeltelim. Ama düzelmiyor. Neden? Deforme olmuş. Devamında şu tam şu kanalda sekman olması gerekiyor. Şu yayın devamında. O da yok. Onun da devamında şurada kesik kablolar gördüm az önce. Şu kablo. Yani bu yakıt göstergesi gösteriyor muydu? Göstermiyor muydu? Onu dahi bilmiyorum. Ve boşta borular var. Bakın şunlar geri dönüş boruları zannedersem, boru boşta. Yani bu da büyük bir ustalık isteyen bir iş. Ben şayet bunu bu şekilde yapamazdım. Burada geri dönüş valfi var. Şu görmüş olduğunuz valf. Valf bağlı. Ve içinde pompa boşta duruyor. Bakın pompanın aralığını görebiliyor musunuz? Şöyle yaklaştırayım. Tam şöyle döndüğümüz zaman bakın şurası dolu. Bu tarafı boşta. Tut bakın bunu. Pompaya bakacağız beraber. Pompa boş mu değil mi? Şu şekilde baktığımız zaman pompa içinde sağa sola gidip geliyor. Yani ne böyle bir iş var, ne böyle bir işçilik var, ne de bu şekilde bir tamir onarım olabilir. Ama yapılmış. Yani tamam, bunu bu şekilde takabiliriz ama yani insan şunu hiç çoktan bir şeyle izole eder. Kapatır. Bunun ucu boş. Buradan bakın ta aşağıya, şuraya gitmiş. Ucu boşta şunun. Oraya motorun gövdesine değse şase yapacak ve şase yaptıktan sonra aracınız yanacak. Evet, yanlış duymadım. Aracınız şu ikisi birbirine değerse arkadaşlar, eğer ki sigorta atmazsa, ufak ufak ısıtırsa yanabilir. Çünkü buraya gelen pinler kalın. Bakın bir tanesi şu eksi, bir tanesi şu artı. Pinler kalın. 30 amperlik bir sigortası vardır. 30 ampere kadar ısıtır ve aracınız yanabilir. Bundan dolayı ne yapıyoruz? Bu sade ayrı pompa. 150-200 TL'ye satılan pompalarla uğraşmayın arkadaşlar. Direkt set şeklinde şunun gibi göster. Şu şekilde komple alıp komple takmanız en mantıklısı olacaktır. En azından eli ayağı düzgün. En azından aracınızı yanmaya karşı herhangi bir tehlikeye sokmayacaktır. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Yakıt pompalarına dikkat edin. Yakıt pompalarından dolayı çok yanan araç gördüm, şahit oldum şahsen. Sonuçta yenisi var ve bulunuyor. Çok aşırı pahalı da değil. Evet, belki orijinal değil, yan sanayi bir ürün ama var sonuçta. Yani bu şekilde bir yol izlemeniz sizin açınızdan daha iyi olur. Bu yaklaşık 6 ay kadar önce yapılmış. Fakat yapılma şekli bu. Yani bunu yapan kişi de kendisine ustayım diyebiliyorsa ne mutlu ona. Yani böyle eliyle bağlamış geçmiş. Yani insan buraya bir lehim atar veya ne bileyim bir şeyle kıstırır. Bir izolasyon yapar. Yok abi, adam takmış geçmiş. Ve ömrü 6 ay. 6 ay sonra aynı işçiliği tekrar yapacaksınız. Aynı yine bu şekilde yapılırsa bir 6 ay sonra tekrar. Sonuçta buna da para ödeyeceğiz. Buna da para ödeyeceğiz. Bunu bir sefer yapacağız. Bunu 5 sefer belki yapacağız.
Buna ödemek mi, öbürüne ödemek mi? Karar sizlerin ve söyleyeceklerim bu kadar. Ekmeği ekmekçiden lafınız var ya hani, hep böyle yerini buluyor her zaman. Bunu söylemek istiyorum. Yani sadece yakıt basıncını ölçerek bunun aşağı yukarı bu şekilde çıkacağını kestirdim ki araç sahibi "ben değiştirdim yakıt pompasını" dedi. Böyle bir şey çıkacağını biliyordum, hissettim. Şu şekilde bir şey çıkmayacağından emindim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım faydalı, güzel bir bilgi olmuştur. Dediğim gibi bu şekilde değiştirin. Yakıt şamandırası, yakıt pompası dediğimiz bu parçanın tamamı oluyor. Buradaki yakıt pompası dediğimiz sadece şu motoru değiştirerek bu sistemi rezil etmekten başka hiçbir şey olmuyor. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Tamirhane kanalı Arslan Usta.